Herkese merhaba, ben Dilara Efeoğlu. Dilara Efeoğlu ile podcast yayınlarında astrolojik olarak dönemsel etkileri değerlendireceğiz. Bugünkü konumuz Koç Burcu Dolunay'ı. 17 Ekim 2024 Perşembe günü Koç Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay'ın haritasına baktığımızda oldukça etkili gezegen yerleşimlerini görmekteyiz. Dolunaylar zaten başlı başına bir karşıtlık ilkesi ortaya koyarken, bu Dolunay'ın haritasında Ay Güneş'le birlikte Plüto ve Mars'ın dahil olduğu bir görünüm içerisinde ve bu görünüm enerjinin yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Ve gene aynı zamanda bu görünüm liderlik, bağımsızlık, cesaret, girişimcilik ve rekabet temalarının ön plana çıktığı bir dönemi de temsil ediyor. Bu dönem dışa vurumsal olayların yaşanabileceği kadar Koç dolunayı aynı zamanda duygusal olarak da zirvelerin yaşandığı, bazı şeylerin netleştiği, bazı şeylerin sonlandığı bir zaman dilimi haline de gelebilir. Dolunayla birlikte zamansal sürecin bir nevi hızlandığı ve olayların kontrol dışına çıkma potansiyeliyle yoğunlaştığına tanık olabileceğiz. Mars tarafından yönetilen bir dolunaydan söz ediyoruz. Mars tarafından yönetilen dolunay her ne kadar Koç burcunun enerjik, atılgan ve bağımsız doğasını ortaya koyma eğilimini öne çıkarsa da Dolunay'ın haritasında Mars'ın Yengeç burcu yerleşiminde olduğunu unutmamak, göz ardı etmemek çok önemli. Yengeç burcu yerleşiminde Mars, Dolunay etkisi ve içinde yerleştiği büyük karenin getirisiyle oldukça güdüsel davranışlar sergilemeye yönelik de hepimizi meylettirebilir. Cesaret ve güç kullanımı artık Koç burcu dolunay ile birlikte bir nevi duyguların kontrolüne geçmiş durumda. Ve bu aslında bir yerde büyük bir risk anlamına da geliyor. Dolunaylar zaten her zaman duygusal bir zirveye işaret ederler ama Koç burcunda gerçekleşecek bu dolunay duygusal enerjiyi daha yoğun bir hale getiriyor. Duygusal patlamalar, öfke patlamaları, öfkeyle dolu çıkışlar ve sabırsızlık artış gösteren bir profil halini alabilir. Ancak pek tabii ki bu enerjiyi yapıcı bir şekilde kullanmak da mümkün. Kontrollü ve bilinçli kullanabildiğimizde büyük ilerlemeler sağlamamıza da olanak verebilecek bir dolunay enerjisinden bahsediyoruz. Oldukça dinamik bir enerji Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunay. İyi yönüyle baktığımızda Koç dolunayı kendi gücümüzü ve isteklerimizi keşfetmenin, cesaretle harekete geçmenin ve bağımsız adımlar atmanın sergilenebileceği bir zamana işaret ediyor olabilir. Olumsuz yönüyle baktığımızda ise hızlı kararlar almak, aşırı hassasiyet yüklenmiş davranış modelleri, tepkiselliğin öne çıkması, tepkilerin abartılması ve pasif agresif tavırlar benzer şekilde yıkıcı bir halini alabilir. Yani daha fazla tepkilerin ön plana çıktığı, tepkisel davranışların sahnede daha ön planda rol aldığı bir süreç bizi bekliyor diyebiliriz. İş, kariyer, çalışma hayatı, ailevi konular, ilişkiler, ailevi ilişkiler ve özel ilişkiler aslında en genel anlamda Koç dolunayıyla birlikte hayatımızda odak noktası halini alacak olan konular olarak sıralayabiliriz. Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunay dünya olayları üzerinde de oldukça önemli etkiler açığa çıkarabilecek. Özellikle siyasi ve politik arenada hızlı ve ani gelişmelerin yaşanması söz konusu. En az önümüzdeki 15 günlük dönemi etkileyen bir enerjiden bahsediyoruz. Nihayetinde bir savaş gezegeni olan Mars'ın yönetiminde gerçekleşen dolunay sosyal ve toplumsal olarak gündemi daha Marsiyen, yani daha atılgan, rekabetçi, savaşçı, mücadeleci olaylara bırakacak. Yani olayların çehresini okuduğumuzda bu saydığımız profillerin öne çıktığını gayet rahat bir şekilde görebiliriz. Öyleyse ülkeler arası siyasi gündeme yönelik gerilimler, çatışmalar, anlaşmazlıklar ve hatta restleşmeler de oldukça olası. Genel olarak ülke liderlerinin tutum ve davranışlarına yönelik daha fazla liderliği ele almak isteyen yönde tavırlarını da açıkça ortaya koydukları bir dönem halini alabilir Koç dolunayı itibariyle önümüzdeki süreç. Yani siyasi gerilimlere ve siyasi çalkantılara oldukça açık bir süreç diyebiliriz. Diplomatik olarak çözülmekte zorluk çekilen sorunların bir anda tekrardan gündem haline aldığını görebiliriz ve bu özellikle uluslararası konularda, siyasi arenada çok daha baskın bir şekilde kendini gösterebilir. Diplomatik olarak çözülmekte zorluk çekilen sorunların bu önümüzdeki dönemde daha açık çatışmalara dönüşmesi ihtimalinden söz edebiliriz bu dolunayla birlikte. Bu dönemde Mars'ın Yengeç burcu yerleşiminde olması oldukça önemli. Oldukça dikkate değer bir yerleşim Mars'ın Yengeç burcunda olması. Mars hem dolunayın yönetici gezegeni, aynı zamanda da dolunay derecesiyle bağlantı kuran bir gezegen. Ve bu yüzden daha fazla Mars'ın ortaya çıkarabileceği enerji ön planda olurken, burada bahsettiğimiz enerji içe çekilen türde bir enerji ya da bir savunma güdüsü halini alacak bir enerji profili haline de gelecek diyebiliriz. İçe çekilen türde bir enerji savunma güdüsü halini alarak oldukça şiddetli bir dışa yansıma da yapacak olabilir ve bu gerçekten oldukça koruma güdüsünün ve savunma güdüsünün yüksek olduğu bir profil çıkarır. Olayların altında yatan nedenler ya da olayların altında yatan davranış modellerinde savunmanın çok güçlü olacağını görebiliriz. Bu durum özellikle içinde bulunduğumuz coğrafya ülkeleri için agresifliğin artacağı bir döneme de işaret ediyor olabilir. Bir diğer yandan toplumsal hareketlenmeler, hak arayışları, sosyal konuları ya da sosyal konular içerisinde daha fazla harekete geçen halk tipi davranışları da ön plana getirebilir. Peki kişisel anlamda baktığımızda doğum haritaları ile dolunay haritası arasındaki etkileşime göre oluşacak enerjinin deneyim alanlarının farklılık göstereceğini pek tabii ki söyleyebiliriz. Ama en genel anlamda oluşacak olan enerjinin ilişkilerde sabırsızlık, öfke ve anlaşmakta zorluk, bazı anlaşmazlıkların kendini gösterebileceği bir dönemde bizi bekliyor diyebiliriz. İlişkilerde sorunların daha belirginleştiği bir dönem halini de alabilir içinde bulunacağımız dolunay süreci. Koşulları hemen değiştirme, hemen koşullar üzerinde hakimiyet kurma güdümüz çok yüksek. Ve ayrıca uzun süredir içsel olarak bastırılmış olan duyguların dolunayın etkisiyle birlikte aniden su yüzüne çıkması ve patlak vermesi de söz konusu. Her birimiz koşullarımızı iyileştirmek, güvence altına almak istiyoruz. Ama bu dışarıya daha fazla agresif ve aşırıya kaçan duygusal tepkiler halinde yansıma bulabilir. Duygusal tepkiler ile gösterebiliriz ki bu da var olan her türlü ilişkimiz için gerilimli bir alan yaratabilir. Sınırlarımızı korumak istiyoruz. Sınırlarımızı korumak ve bağlılıklar ile bağlılıklardan özgür olma arzumuz arasında gitgeller yaşıyoruz. Yine söylemek isterim ki ailevi konular, iş, kariyer, mesleki konular ve özel ilişkiler arasında kalmak, bir nevi sıkışmışlık enerjisini hissetmek benzeri durumlar gene içinde bulunduğumuz dönem tetiklenebilir. büyük değişimlere hazır olmamız gereken bir süreçte olabiliriz. Öfke, sabırsızlık, agresiflik, ani kararlar içinde bulunduğumuz şartları, koşulları yanlış yönlendirmemize ya da yanlış yönetmemize sebep olur. Olabilir. Koşulları yanlış yönetmek, agresiflikten, ani karar almaktan ya da çok fazla güdüsel davranmaktan ön plana çıkabilir ve bu gerçekten her birimizin farklı hayat alanlarında ama önemli zararlar almamıza da sebep olabilecek bir profil haline gelir. Ancak oluşan enerjiyi kontrollü, sabırlı, iyi koordine olmuş halde kullanabilirsek, bir diğer yandan oldukça yapıcı, ilerleme getirme vaadi veren, yeni ufuklar açan türde fırsatları da karşımıza çıkarabilecek türden enerjiye sahip Koç dolunayı. Yeter ki bu fırsatları doğru kullanabilme, dengeli kullanabilme becerisini kendimizde bulabilelim. Sonuç olarak bakmak istersek Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunay hem kişisel hem kolektif düzeyde büyük bir enerjiye dikkat çekiyor. Büyük bir enerjiye işaret ediyor. Cesaret ve liderliği içeren temalar Koç burcu dolunayının ana başlık halini alabilir. Bununla birlikte savunmacı bir yaklaşım, aşırı savunmacı bir yaklaşım yıkıcı hale getirebilir. İçinde bulunduğumuz şartları cesaret ve liderliği iyi koordine ederek daha başarılı, yapıcı bir hale getirebilme potansiyelimiz varken, aşırılığa kaçmış her türlü tepkisellik, fazlasıyla güdüsel davranmak ise içinde bulunduğumuz şartları yıkıcı hale getirme potansiyeli taşıyor. Cesaret ve liderliği içeren temalar bu Koç dolunayının ana davranış modelini oluşturuyor. Yeter ki dengeli ve doğru yerde doğru hamlelerle kullanalım. Özellikle öncü burçlar Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarında gezegen yerleşimi olan haritalar ya da derecesel olarak bağlantı kuran haritalarda bu etkiler daha görünür olacak. Dolunay'ın bu burçlara göre etkilediği hayat alanları kişiler için daha baskın neden-sonuç ilişkileri ortaya çıkarabilir. Genel olarak biz hangi hayat alanlarını etkilediğini yükselen burçlara göre tespit edip söylemek istersek, Koç burçları için büyük bir kişisel istek profilini ortaya çıkaracak diyebiliriz. Kişisel istek ve beklentilerin yükseldiği bir dönem, öne çıktığı bir süreç diyebiliriz. Yükselen Koç burcu için kişisel olarak içinde bulunulan şartları iyileştirmek, yani yeni gelişmelere açık bir sürece girmek oldukça olası. Koç burcu yükselenler hayatlarında birkaç alanın aynı anda aktifleştiğini, aynı anda daha görünür olaylarla karşılaşabilme ihtimallerinin yükseldiğini ve bazı inisiyatifleri alma gerekliliğiyle burun buruna kaldıklarını fark edebilirler. Boğa burçları için iş ve çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi gerektiği gündem yaratabilir. Aynı zamanda yükselen boğalar sağlık konularında daha hassas, daha titiz olmaları gereken bir dönemdeler. Yer değiştirme, kısa ya da uzun seyahatler gibi konularda gene boğa burçları için bu dönem daha ön plana geçebilir. Boğa burçları uzunca süredir hayatlarında var olan köklü değişim etkisinin bir nevi hazırda beklettikleri ya da üzerinde çalıştıkları projelerin sonuçlandığı, ortaya çıktığı, daha fazla beden bulduğu bir zaman içerisine girecek de diyebiliriz boğa ve yükselen boğa burçları için. İkizler burcuna geldiğimizde ise ikizler burcu için geleceğe yönelik planlara, geleceğe yönelik projelere odaklanıldığı bir dönem. Ama aynı zamanda bu geleceğe doğru odaklanılmış plan ve projeler için maddi anlamda yatırımların da söz konusu olduğu bir dönem diyebiliriz. Burada gerçekten yapılacak olan maddi yatırımların geleceği ilgilendiren, geleceğe yön verecek türde etkilerini bu alanda yapılacak maddi yatırımların çok iyi dengelenmesi gerekiyor. En fazla bu konulara dikkat etmesi gerekiyor diyebiliriz yükselen ikizler için, yengeç burcu için. Yengeç burçlarını en fazla kariyer konularında önemli bir kavşak, önemli bir dönemeç içindeler şeklinde tanımlayarak da etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Yengeç burçları bu dolunayla birlikte büyük adımlar atabilirler. Özellikle kariyer hedeflerini daha yükselttikleri, çıtayı yükselttikleri bir dönem içerisinde olabilirler ve yine kariyer hedeflerini gözden geçirip daha ilerlemeye, daha geleceğe yönelik yeni başlangıçlar yapma arzusu, isteği, hazırlığı içerisinde de olabilirler. Bu alanda onları bekleyen bazı fırsatlar da var. Yeter ki ailevi konular ve üzerindeki sorumlulukları, üzerinde olan sorumlulukları yengeç burçları dengeli bir şekilde koordine edebilsin. Aslan burcuna geldiğimizde, Aslan burcu içinde bu dolunayla birlikte aslında amaç ve istekler yeni ufuklara yelken açmak üzerine. Gerçekten yükselen aslan için yeni ufuklara yelken açmak bu dönem için söz konusu olabilir. Uluslararası işler, yurt dışı bağlantılı konular, yurt dışı bağlantılı işler gene gündem oluşturabilir. Bu alanda vermek gereken bazı kararlar kapıyı çalabilir. Ailevi konular ya da yine yükselen aslanlar içinde ailevi kökenli, ailevi mevzularla ilgili bazı taşınma ya da yer değişimleri de yine söz konusu olabilir. Başak burçları finansal konularda ve işbirliği, ortaklıklarla ilgili maddi konuların da dahil olduğu, maddi kaynaklara da yönelik önemli kararlar almak gereken bir dönem içerisindeler. Bir süredir zaten Başak, yükselen Başak burçları için finansal konular ve ortaklıklar oldukça ön planda etkiler getiriyordu. Gene bu dolunayla birlikte borçlar, yatırımlar ve benzer şekilde maddi konularla ilgili önemli adımların atılması gerektiği söz konusu olabilir. Terazi burçları Koç dolunayı için, Koç dolunayından özellikle ilişkiler alanında etki alıyor. Koç dolunayı yükselen terazilerin ilişkiler alanına bir vurgu getiriyor. İlişkiler, evlilik, ortaklık gibi hayat alanlarında önemli bir dönüm noktası içerisinde, dönüm noktası haline alabilecek bazı durumlarla karşılaşabilirler. Bir diğer yandan kariyer hayatlarıyla ilgili atılımlar ve bazı değişimler de yine söz konusu. Gayrimenkul, ev alımı, evden taşınma gibi ya da yer değiştirme ile ilgili kökten etkileyebilecek, kişilerin hayatını kökten etkileyebilecek bazı değişim getirebilecek gene konularda terazi burçları için gündem haline alabilir. Akrep burçları Koç dolunayıyla birlikte sağlıkla ilgili konularda biraz daha kendilerine dönük olmak, biraz daha sağlıklarıyla ilgili konularda titiz olmaları gereken bir sürece giriyorlar. Aynı zamanda akrep burçlarının çalışma hayatına yönelik bazı değişimler, yeni girişimler ya da para konularını da içine alan daha gelişmeye yönelik yatırımlarda söz konusu olabilir. Fakat bu yatırımları iyi değerlendirmek, iş ve yatırım alanındaki koordinasyonu kontrollü bir şekilde gerçekleştirmek bu dolunay sürecinde oldukça önemli. Yay burçları içinse eğer varsa çocuklar ve çocuklarının hayatıyla ilgili ortaya çıkabilecek bazı değişimler, bazı yenilikler ya da stres taşıyan bazı olaylar, değişimler söz konusu olabilir. Aynı zamanda aşk, flört benzeri ilişkilerde yükselen yay burçları için bu dönem gene ön plana çıkabilir. Bazı yeni alınacak kararlar, ilişkilere yönelik bazı daha ilişkinin yeni bir boyuta taşınması gibi durumlarda gene yükselen yay burçları için söz konusu olabilecek. Yükselen yaylar maddi konularda tedbirli hareket etmekte, fazla açılmamakta, kontrollü olmakta fayda var. Oğlak burçlarına geldiğimizde Oğlak burçları için ev, aile ve iş konuları bir arada ve bazen birbiriyle çelişerek, bazen birbiriyle çekişerek, bazen birbiriyle rekabet halini alarak kişiler için ön plana gelmiş konulardan biri olabilir. Aile içinde bazı sorunlar ya da çözüme ulaşmayı bekleyen problemler gün yüzüne çıkabilir. Ve bir diğer yandan bu gün yüzüne çıkan özellikle ailevi sorunları içine alan, kapsayan konularda bazı netleşmeler de gene bu dolunayla birlikte söz konusu olabilir diyebiliriz. Oğlak burçları uzunca süredir etkili olan bir yeniden yapılanma süreci geçirmekteydiler ve dönüşüm enerjisi ile ve Koç burcu dolunayın tetiklemesiyle birlikte gerçekten buradaki yeniden yapılanma çok daha şiddetli ve çok daha görünür bir şekilde ortaya çıkabilir. İlişkilere özellikle dikkat etmekte fayda var gene Oğlak burçları için. Kova burçları için her türlü iletişim, eğitim, benzeri konular dikkat çekiyor. Sağlıkla ilgili konulara da yükselen Kova burçlarının biraz daha dikkat etmesinde fayda var. Yükselen Kovalar gelecekle ilgili fikirlerin, gelecekle ilgili planların, projelerin daha fazla üzerine düşündükleri bir dönem içerisindeler ve gerçekten Koç dolunayı bu süreci hızlandırabilir ve bazı fikirlerin artık projeye dönüşmesi ya da bir gene benzer şekilde projeye dönüşen fikirlerin bir yerde hayat bulması yönünde atılım vermesi olarak da söyleyebiliriz. Balık burçlarına geldiğimizde parayla ilgili konular, maddi kaynaklarla ilgili konular balık burçları için gündem halini alabilir. Maddi konular kaynak oluşturma, kaynaklara sahip çıkma ya da kaynakları geliştirme konusunda bazı atılımlar, bazı imkan arayışları gene yükselen balık burçları için oldukça söz konusu olacak. Bu tek başlarına maddi kazanç sağlama ya da içinde bulundukları maddi koşulları daha sağlama alma eğilimi getirebileceği gibi ortaklar ya da eşe bağlı gelirler, ortaklara bağlı gelirler ya da miras gibi diğer kişilere bağlı gelirler üzerinde de kendini gösterebilir. Kendi yaratıcılıklarını, kendi becerilerini cesaretle daha fazla kullanma eğilimi içerisinde olduklarında, bu alanda inisiyatif alabildiklerinde bu dolunay yükselen balık burçları için bir yerde yeni fırsatları da gündeme getirecek diyebiliriz. Koç burcu dolunayı hepimize güzellikler getirsin dilerim. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşça kalın.